kendimizi haramlardan sakındırmaya çalışıyoruz ama gıybet konusunda bir türlü başarılı değiliz. Doğru. Hani kendimizi saklasak bile bir başkası birini gıybet ederken ona katılıyoruz ister istemez diyor. Ancak diyor benim nefsim diyor beni şöyle kandırıyor son zamanlarda. Sen başkasının gıybetini yapıp onun hakkını alıyorsun. Muhakkak o da senin gıybetini yapıp senin hakkını alıyordur. Ödeşiyorsunuzdur. Alakası yok da. Nefsi her taraftan. Ama iyi yakalamış dinleyicimiz onu. Beni diyor nefsim böyle kandırıyor. Doğru. Onu nefsi başka türlü kandırıyor. Bizi başka türlü kandırıyor. Ama netice itibariyle nefsin dediği oluyor. Bunların hiçbirisi mazeret değildir. Doğru da değildir. Madem ki aynı şekilde mesela dinleyicimiz tebrik ederiz. Onu yakalamış. Cenab-ı Hak inşallah Teala kurtulmayı da murad eder. Zaten böyle nefsimize bir galebe çalıp da ya arkadaş bu yaptığımız gaybettir sus diyebilirsek o zaman köşeyi döneriz inşallah. Bir başka dinleyicimiz şöyle soruyor. Diyor ki ben... Yalnız özür dilerim bir şey daha ilave edeyim de. Şimdi bundan kurtulabilmek için gıybetten kurtulmuş olanların hayatlarını ve kitaplarını çok okumak lazım. Onların hayatları ve kitapları çok okundukça mesela dinleyicimiz bu anlayışa gelmiş ya bu tatbikat safhasına da geçmeye başlar. İnşallah. Bu hepimizin derdi midir? Evet hepimizin derdi. Buyurun efendim.